vatanın emanet edildiği o emin ellerde şimdi yerli bir piyade tüfeği var. Adı MPT-76. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde modernizasyon devam ediyor. Bu kapsamda yıllardır kullanılmakta olan G3 piyade tüfeklerinin yerini MPT-76'lar aldı. MPT-76'lar kışlalarda kullanılmaya başlandı. Peki bu silahın özellikleri neler? İlk kez haber farkıyla Tuzla Piyade Okulu'ndan ekranlarınıza getireceğiz. Tamamen yerli üretim olan MPT-76 ergonomik yapısıyla askere güven veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk yerli üretim piyade tüfeğine kavuştu. Türk mühendislerin yaklaşık 3,5 yıl üzerinde çalışarak geliştirdikleri MPT-76'lar kışlalara teslim edildi. Kışlalarda silahın testi yapıldı ve bundan sonra seri üretim yapılarak silahlar kışlara da atılacak. MPT-76 piyade tüfeği 7.62 mm çapında. 92 cm boyundaki tüfeğin etkili menzili ise 600 metre. MPT-76 dondurucu soğukta, derin su içinde, çamur ve tozda sınandı. Tam 42 testi üstün başarıyla tamamladı. Üstelik bu testlerin tamamını geçen tek silah özelliğinde taşımanın gururunu yaşıyor. Askerin yeni yol arkadaşı MPT-76, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 500 bin G3'ün yerini alacak. Testlerden %100 başarıyla geçen MPT-76'lar, G3'leri birçok yönden geride bırakmış. Normalde G3 piyade tüfeklerinde emniyet mandalı, kurma mandalı ve şarjör mandalı sağ tarafta yer alır. Ama bu silahlarda, MPT-76'larda hem sağda hem solda yer alması askerler için büyük kolaylık sağlıyor. Diğer bir, bu arada gösterelim, kurma kolu, hemen askerimiz tarafından da gösterelim. Hemen ortada yer alıyor ve hem sağ elle hem sol elle çok rahatlıkla çekilebiliyor. Şarjör mandalı da hemen burada gördüğünüz gibi hem sağda hem de solda yer alıyor ve şarjör rahatlıkla çıkarılabiliyor. MPT-76'ların diğer bir özelliği ise sessiz kurma özelliği. Sessiz kurma özelliği sayesinde özellikle geceleri askerlerimiz kurma kolunu sessiz bir şekilde kurabiliyorlar. MPT-76'nın G3'lerden diğer ayıran özellik ise tutma kolu. G3'lerde olmayan bir özellik bu silahta yer alıyor. Ayrıca ayaklı mandal ve burada da askerlerimiz silahı burada elleriyle de tutarak kullanabiliyorlar. Yani MPT-76 teknolojinin bütün özelliklerini bünyesinde barındırıyor. MPT-76'lar yakında başka orduların da envanterinde olacak. Yurt dışından yabancı birçok ülkenin de yoğun ilgi gösterdiği milli piyade tüfeği MPT-76'nın üzerine termal dürbün ve gece görüş türbünü de aksesuar olarak takılabiliyor. Modüler yapısı sayesinde her türlü yenilik MPT-76'ya uygulanabiliyor. Tüfeğin özellikleri saymakla bitmiyor. MPT-76 ile asker engelde düşman tanımayacak. MPT-76'lar gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar ışığında tasarlandı. 76'nın kasaturası da çok fonksiyonel. Askerimizin elindeki kasatura ayrıca tel örgüleri kesmekte rahatlıkla kullanılabiliyor. Usta ellerde bir ölüm makinesine dönen MPT-76'lar seri üretimin ardından kışlalarda yerini alacak. Tamamen Türk mühendis ve işçilerin eseri olan MPT-76'lar 3 yıl süren testler sonunda kışlalarda kullanılmaya başlandı. Son model teknolojiye sahip silahlar Türk ordusunun gücüne güç katacak. Atış serbest. Birçok piyade tüfeğine oranla daha hafif olan MPT-76'nın düzeneğinde gaz sistemi de kullanılıyor. Bu sayede ısınma problemi yaşanmıyor. Modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sistemine de sahip olan MPT-76'da ayrıca ray sistemiyle uyumlu olan bütün aksesuarlar eklenip çıkarılabiliyor. MPT-76 ekonomik açıdan da büyük avantaj sağlayacak. Yabancı menşeli silahlara harcanan para Türkiye'de kalacak.